Sevgili arkadaşlar, şimdi 10 numara beklentimiz var. Bütçe kalırsa gidecek futbolcuların durumuna göre de Galatasaray bir 10 numara transferi yapacak. Anton Birançuk, yani beni çok Var. heyecanlandırır mı? Heyecanlandırmaz ama Mertens'in pozisyonunu boş geçmemek adına düşünülebilecek bir isim. Talipleri olan, bonservisi elinde, ekonomik anlamda seni çok yormayacak bir isim. Bunu belirtelim. Musa, burada Takvim Gazetesi'nin haberi bu. Galatasaray'a bonservisi elinde olan Rus futbolcu önerildi. Mirançuk sürprizi denmiş. 8 numara hamlesini yaptıktan sonra Mertens'i yedekleyecek bir ismi de kadroya katmak isteyen Sarı Kırmızıların gündemine Mirançuk girdi. Tamamen menajer önerisi ve Musa, maliyetleri çok uygun olabilirse diğer takip edilen isimlerin durumuna göre, yani İlkay fırsatı, Joao Felix fırsatı, Talisca fırsatı gibi bir şey ortaya çıkmazsa Miran çok düşünülebilir. Bence düşünülmeli. 28 yaşında, ben çok büyük bir beklenti içerisinde olacağını düşünmüyorum. Yani Galatasaray'ı çok yoracak bir imza parası, çok yoracak bir yıllık ücret isteyeceğini düşünmüyorum. Bunu belirtelim. Yani 2,5-3 milyon euro gibi bir maliyetle Mirançuk ismi Galatasaray'ın rotasyonuna katılabilir. 10 numara oynuyor. Sağ kanat ve sol kanatta oynamışlığı da var ama bence kanat değil yani. Kanatta kolay kolay kullanamazsın. Topa yön veren, ayakları yere basan, sağ görüşü çok iyi olan bir futbolcu Musa. Bunu belirtelim. Yaratıcı bir oyuncu. Geçen sezon 38 maçta 8 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koymuş. Ve menajerler tarafından Galatasaray'a önerilmiş bir isim. Tekrar ediyorum. Eğer fırsat transferi yapamayacaksak, Mertens'in pozisyonunu boş geçmemek adına, orada bir rekabet oluşturmak adına Musa, Mirançuk düşünülebilir. İşte eğer McTominay'ı almışsan, oradan bütçen kalmamışsa ya Milançuk gibi bir adam alırsın ya da Yusuf Yazıcı gibi bir adam alırsın. Yani Yusuf Yazıcı, Milançuk, McTominay, Mertens orayı kaldırır mı? Kaldırır. Kimse Milançuk'un gelmesine bakmaz. McTominay geldikten sonra veya işte Wendel veya Rios geldikten sonra kimse Milançuk geldi mi gelmedi mi bakmaz, ama katkı verir mi onu tartışmak lazım. Maliyeti ne olacak? O çok önemli. Yani o üç oyuncu orada sana Yusuf da yerli olmasıyla alakalı senin için çok değerli oluyor. Ve Mertens, Mirançuk ve Yusuf 10 numara iş olur. Yani Galatasaray orayı kapatmış olur diye düşünüyorum. Evet, yani ama şunu söyleyelim. Bazı arkadaşlar bitik bir rançuk falan filan diyor. Eyvallah. Hani benim bakış açımı anlatabildim mi arkadaşlar? Yani fırsat transferi kotaramıyorsun. Bütçen yok. Bonservisi elinde bir Mirançuk, orada rotasyona backup'a koymak, Mertens'le rekabete koymak mantıklı olabilir düşüncesindeyim. Tarafsız da demiş ki Mirançuk'u alacağına Yusuf'u al demiş. O da zaten opsiyonlardan biri. Bunu da belirtmiş olalım ki Mirançuk'la Yusuf'un maliyetleri aşağı yukarı aynı. Yusuf Yazıcı'da şöyle bir detay var Musa. Çok acele etmiyoruz o transferde yani. Sebebini ben biliyorum da. Yani sebebi orta saha, kanat falan, hani satış olur mu, Barış giderse düşünülüyor veya 10 numara alınamazsa düşünülüyor falan filan. Ama bu esnada Beşiktaş çok istekli. Beşiktaş pazarlıklarına devam ediyor Yusuf Yazıcı ile ilgili. Beşiktaş'a da kaptırabilirsin. Onu da Bak, belirtelim. Durmuş Kerem Demirbay yabancı mı olacak? Hayır. Kerem Demirbay sözleşmesi bitene kadar yerli statüsünde. şuradan anlayın, hala Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a imza atmadıysa Galatasaray'ı çok daha fazla istiyor. Bakın şuradan anlayın. Eyüp'ün anlatımında ben şunu anladım. Yusuf Yazıcı eğer hala da ve hala da Galatasaray'a, Beşiktaş'a imza atmadıysa, çünkü Beşiktaş'ta tam istedikleri bir oyuncu ve Beşiktaş'ta iş yapar, ama hala imzalamadıklarına göre adam, oyuncu Galatasaray'ı daha fazla istiyor diye düşünüyorum. Evet, açıkçası bakacağız. Yani şu an 8 numara transferine ne kadar para gidecek?
Rios mu olacak, McTominay mı olacak? McTominay olursa orada bayağı bir 10 numara için Galatasaray kısıtlı noktaya gelecek. Bunu da belirtmiş olalım. Açıkçası ben Barış Alper Yılmaz'ın da mesela Manchester United'da yapılan pazarlıklarda gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Yani şöyle bir şey teklif edebilirler. McTominay'ı verelim, üzerine 10 milyon verelim. Yusuf Yazıcı Barış Alper Yılmaz'ı alalım gibi teklifler, takaslı teklifler gelebilir. Açıkçası onları da iyi yapmak lazım. İyi ölçmek lazım. Yani senin kafanda McTominay 20 lira, onlar 25 istiyor. Örnek 10 verip sana üzerine 10 verip alıyorlarsa sen 30'a satmış oluyorsun aslında bir nevi. Bunları, bu hesaplamaları, takaslı senaryolarda bu hesaplamaları iyi yapmak lazım. Mevlüt Abanoz abi, Tomina için 20 milyon veresiye kadar gençlere yatırım amaçlı yapılmalı demiş. Yani scout transferi diyorsan Okan Hoca istemiyor Musa. Abi Defalarca da bak söyledik. mesela Mevlüt, Mustafa dayı teşekkürler yazmıştı. dedim. Bak mesela Mustafa dayı yazmıştı. Ben yorumlarını da çok değer verirdim. Mesela abi Yusuf Demir'i tercihim daha doğru olur. Hani ya. Mesela ben Yusuf Demir'i kadroda tutmak isterim. Anlatabiliyor muyum? Ama orada yabancı kuralı mevzusu Yusuf Demir'in önünü bağlıyor. Yusuf Yazıcı ile Yusuf Demir arasındaki fark bu. Hani Yusuf Yazıcı, Yusuf Demir'i gönderip de Yusuf Yazıcı'yı düşünmek ne mantık diyor yani Mustafa'cığım. Yani öyle bir şey ki yani Yusuf Yazıcı da yabancı olsaydı benim tercihim Yusuf Demir'i niye gönderiyordu? Ben Yusuf Demir'le devam ederim derdi. Ama bu o öyle değil işte. O Yusuf Demir, bak Yusuf Demir yerli kuralında oynuyor olsa ben Yusuf Demir'in kalsın derdim yani. Ben gerek yok derdim. Orada Yusuf var. Evet, olay bu sevgili arkadaşlar. Görüşlerimizi paylaşıyoruz. Dubois takımda tutmak akıl tutulması olur. Ercan zaten büyük ihtimal gönderilecek. Dubois, Başakşehir ve birkaç kulüple Eyüpspor da istiyor diye duydum. Birkaç kulüple temaslara başladı. İnşallah Dubois'u göndereceğiz. Çünkü çok böyle sağ beki, sol beki yedekleyebilecekmiş gibi durmuyor yani. O güveni vermedi bize yani. Maalesef. Evet, McTominay kalite katar ama 27 yaşında orta saha oyuncusuna verilmez o para demiş. 25 milyon %100. euro, 25 milyon euro yani bizim çok açıkçası çıkabileceğimiz paralar değil. Yani bir de Musa bizde hani Zaha güzel para kazanıyor. Mertens düştü ama işte Icardi çok güzel para kazanıyor. 3 tane çok iyi para kazanan isim var Musa bizde. Bu alanda her şeyi çok iyi etüt etmek zorundayız. İyi analiz etmek zorundayız. Taraftar da transfer istiyor. Yönetimin üzerinde çok büyük de bir baskı oluştu. Bakalım buradan ne çıkacak, hep beraber göreceğiz. Evet dostlar, bizi izlediğiniz için, bize destek olduğunuz için binlerce kez teşekkür ediyoruz. Musa Yıldız'ın o mikrofonundaki cızırtıyı kısa bir süre içerisinde çözeceğiz inşallah. Musa Yıldız'a kulaklık gelecek. Bunu belirtelim. Akşam 9.30'da yine canlı yayında olacağım. Hatta Mahmut Alparslan hocamız müsaitse onunla bir yayın yapmak istiyorum gelirse. Bu bilgiyi de verelim. Bizi izlediğiniz için, bize destek olduğunuz için teşekkürler. Yunus Akgün'le ilgili şu an bir karar verilmiş değil İsa. Yunus Akgün'le ilgili henüz net bir karar yok. Ama Yunus oynayacağını düşünmediği için o da ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu bilgiyle beraber Musa veda edelim. Evet, herkese teşekkür ediyorum. Çıkmadan da bir güzel bir beğeni yaparlarsa bizi mutlu ederler. Hoşça kalın, Evet. kendinize iyi bakın. Yayından çıkmadan beğenelim dostlar. Hoşça kalın.